Efendim Suriyeli sığınmacıların dönüşüne ilişkin iktidarla muhalefet arasında uzun süredir devam eden tartışmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Türkiye'nin bir göç merkezi haline getirilmek istendiğini söyledi ve bunun Avrupa projesi olduğunu belirtti. Biz senin en enayin değiliz cümlesiyle seslendi Batı'ya. Muhalefet arşivi açtı. Burayı bir kaçak göç merkezi haline getirmek istemiyoruz. Bu da Avrupa'nın bir projesi. Bize gelmesinler Türkiye'de kalsınlar. Biz senin aynı değiliz. Kardeşim senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan Merkel'le hepimizin gözü önünde böyle el ele tutuşup kurban pazarlığı gibi 3 milyar avro 6 milyar avro. 3 milyar avro 6 milyar avro. Ver 6 milyarı sana yollamayın bunları dedi mi demedim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriyeli sığınmacılarla ilgili topu Avrupa'ya attı. Türkiye'yi göç merkezi haline getirme projesi Avrupa'nın dedi. Muhalefet iktidarın Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmayı hatırlattı. Erdoğan'ın eski sözlerini. Sakın kapıları açıp da bırakmayın. Bu denli korktular. 3 milyar avro ve ardından 1 3 milyar avro daha yardım sözü verdi. Kim? Batı. Sonra çıkıp bize 6 milyar sözleri var. Üçünü aldık, üçünü alamadık dedi mi demedim. 6 milyar avroyu masaya basınca Avrupa biz burada tampon bölge olacağız dediniz mi demediniz mi? Böyle oldu oldu olmadı e biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz e kusura bakmayın. Bir yere kadar bu işi katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Sene de 4-5 milyar dolar destek alıyor, Suriyelileri burada tutuyor. Bu da alım bir projesi. Bize gelmesinler, Türkiye'de kalsınlar. Biz seninle enayi değiliz. Bu Avrupa Birliği'nin projesidir. Merkel'in Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği projedir. 3-5 kuruş para için... Türkiye'yi sığınmacı merkezi haline getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizatihi kendisidir. Muhalefetin para karşılığı Türkiye sığınmacı merkezi olduğu sözlerine karşı İçişleri Bakanı Soylu yeni bir cümle kurmadı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'yla Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Suriyeli sığınmacılar üzerinden karşı karşıya geldi. İşimiz hamaset ve popülizm değil, gerçekçi çözümdür. Düzensiz göç sorunu akıl ve vicdanla çözülmelidir. Gönüllü, onurlu ve güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturup bunu hayata geçireceğiz. Gönüllü, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüşlerini temin etmek bizim hem ahlaki hem siyasi sorumluluk alanımız olarak görüyoruz. Hala hiç akıllanmadın Ahmet Davutoğlu. Senin sorunun milli kimliğinin olmaması. Türk aklı, vicdanı, ruhuna sahip değilsin. Bu ülkeyi işgal ettirdin. Hala halkın yanında olmak mavrasını tekrarlıyorsun. Sen bu ülkeye damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin. Doğru değil. Böyle bir şey yok değil mi? Böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 15 Eylül'de Özbekistan'da toplanacak. Putin'in de Erdoğan'ı davet ettiği Şanga İşbirliği Örgütü zirvesinde Esad'la bir görüşme olabileceği iddiasını yalanlarken Suriye Devlet Başkanı için Esad ifadesini kullanmıştı. Anadolu Ajansı Esad'ı Eset olarak değiştirerek haberi servis etti. Türkiye bir göç merkezi haline getirilmek isteniyormuş. Hem de Avrupa projesiymiş. Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göç akının önlenmesine ilişkin işbirliğini öngören ortak eylem planını uygulamaya 2016'da biz koymadık mı? Tekrar edeyim Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göç akınının önlenmesine ilişkin işbirliği. Şimdi Avrupa'nın bu gizli projesini keşfetmiş bulunuyoruz demek ki. Üstelik bunun karşılığında Türkiye lehine vize kolaylığı ve muhafiyeti uygulanacaktı. Şimdi tam tersi yaşanıyor. Biz Avrupa'ya gidemiyoruz. İşin diğer bir boyutu da şu. Bakan Soylu açıklamıştı yine 120 bin Suriyeli oy kullanacak diye. Muhalefet daha fazla olduğunu iddia ediyor. Bu insanlar oy kullanacak diye ne kadar oy kaybettiğinizin hesabını da yapsanız keşke.